Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün Perşembe akşamı yine 21.30'da sizlerle birlikte Nergis Bülbül olarak karşınızdayım. Skyworld Community Türkiye tarafında sunumları yapan bir temsilciniz olarak bugün Perşembe akşamı 21.30'da karşınızda tekrardan bulunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizinle birlikte burada olmaktan mutlulukla duyuyorum her seferinde. Değerli arkadaşlar, bu akşam yine haftalık olarak yapmış olduğumuz sunumlarla ilgili kısa bir bahsetmek istiyorum. Bu akşam yine haftalık olarak yapılan yeni haberler, yapılan gelişmeler, yapılan yeni çalışmalarla ilgili biraz bir de aylık olarak geçirdiğimiz aylar içerisinde neler yapıldı. Bunlarla ilgili de bir bilgi aktarımında bulunmak istiyorum tabii ki de izninizle. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sunumumuz her zamanki gibi. Birkaç dakika yine katılmak isteyen arkadaşları bekleyerek geçecektir. Bu nedenle bir iki dakika belki de bekleriz. Bunun 2 dakikalık süre içerisinde biz sizlerle geçen hafta neler konuşmuştuk, bir de onları isterseniz bir değerlendirelim. Geçen hafta biliyorsunuz son paketlerle ilgili son bildirimlerde bulunmuştuk. İşte Mart ayında yapılacak olan deneme testleriyle ilgili bir süreci beklediğimizi bildirmiştik. Yeni paketlerle ilgili neler olacak diye bir beklentimiz vardı. Yeni paketler ortaya çıktı biliyorsunuz 1000 dolara 33 bin adet hisse alma gibi bir paket şeyimiz var. Kullanabileceğimiz, bunun dışında ödemelerle ilgili yapılan yenilikler anlatıldı. Aktif paketimiz yer almaya başladı biliyorsunuz. Bunun dışında aylık olarak yapılan ülkeler arası genel olarak ne kadar yatırımcı getirildi, işte hangi ülke birinci sıraya yerleşti, ikinci sıra ve üçüncü sıra gibi. Bunları arada sizlerle birlikte bir hatırlatma olarak geçiyoruz. Sistem içerisinde yapılan yenilikleri, yaşanan sorunları ve varsa eğer tabii ki de projelerin ne durumda olduğunu, işte yatırımcılarımızın beklentileri, bunları Anatoly Yunitski'ye soru olarak yöneltilen sorulara cevaplar, bunları kısaca her zaman birlikte bir üzerinden geçiyoruz. Şimdi geçen hafta bir de biliyorsunuz bonus programımızda bir yenilik yapılmıştı. Bu yenilikten tekrardan bahsetmek istiyorum. Bonus programı Mart ayı boyunca, yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü aşama şeklinde devam edecek. Yatırımcı getiriyorsunuz. Yatırımcı da işte birinci haftada getirdiğiniz yatırımcıdan belirli bir yüzdelik bonus alıyorsunuz. İkinci hafta getirdiğiniz yatırımcıdan farklı bir yüzdelik alıyorsunuz. Üçüncü hafta getirdiğinizden farklı bir yüzdelik alıyorsunuz gibi değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri yapmamızın ve bunu yapımıza anlatmamız daha fazla bonus kazanma şansını sizlere getirmiş oluyoruz burada. Yatırımcıyı daha fazla çekebilmeniz için, sizin için daha cazip bir iş fırsatı olduğu için farklı değişikliklerle sunulan bir program olmuş oldu. Bunu değerlendirmek isteyen birçok arkadaşımız olabilir. Yapısını büyütmek isteyen, grubuyla birlikte yapı çalışmasını desteklemek isteyip de onları daha ileri seviyeye getirmek isteyen arkadaşlar varsa bunları hepsini tek tek değerlendirmeleri için sunumu gerçekleştiriyoruz. Tabii burada önemli olan bir de bu yapıyı geliştirirken
Hepsine doğru bilgi aktarımında bulunabilmek, onların da kendi altında bulunan grupları doğru yönlendirebilmeleri için bir plan hazırlığı yapıp onlara yardımcı olabilmek. Bunun için sistemimizde Skyward Community sistemi içerisinde bonus programları ile ilgili yer alan dosyalarımız var. Eğitim dosyaları olarak bunları indirebilirsiniz. Sayfanızda ortaklar kısmında, ortaklar araçları kısmında yer alan çalışma sunum dosyaları var. Buraya girip o dosyaları indirebilir, yapınızdaki kişilerle birlikte onların üzerinde PDF halinde de indirebilirsiniz. İndirmeden de bakabilirsiniz, yine kayıt yapabilirsiniz, masa üstüne yerleştirirsiniz, onun üzerinden devam edersiniz. Bunu yapınızda bulunan liderlerle, kendi grubunu oluşturmak isteyen arkadaşlarla birlikte çalışmaya alırsınız. Çalışmada değerlendirme yaparsınız. Bonusu mesela diyelim ki yani ilk etapta kayıt olmak isteyen bir partner var. Onun kaydını gerçekleştirirsiniz. Ondan sonra yapı oluşturup kurmak isteyip istemediğini öğrenirsiniz. Yapı oluştururken nelere dikkat edecek, hangi sorulara cevap verecek, ne şekilde çalışmalar yapacak, nasıl daha geniş kaplı çalışabilir, kariyer atlama durumuna nasıl gelebileceğini bunlar hepsini onunla birlikte paylaşabilirsiniz. Bu hem yapıyı genişletmekte hem de yatırımcı davet etme konusunda etkili olacaktır. Düzenli bir çalışma olursa, bir program yapılırsa, aylık, haftalık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık bir programlar yaparak üzerinden gidebilirsiniz. Bizim asıl burada hedefimiz nedir? Biz bu projenin içerisinde neden yer alıyoruz? Tabii ki de biz hepimiz öncelikle yatırımcıyız. Kendimize uygun olan bir yatırım fırsatını değerlendirmek için bu projeye katıldık. Bu projenin artıları var. Bu artılardan da bahsetmek istiyorum. Asmalı Yola projesi olarak Skyward Community şirketi tarafından halka açık bir şekilde davet edilerek, yatırımcıları davet ederek projeyi halka açık bir şekilde gerçekleştirmeye başladılar. Bu proje içerisinde Asmalı Yollar geleceğimizi de etkileyecek bir proje. Çünkü biliyorsunuz bütün ülkelerde özellikle de metropol şehirler ve metropol şehirlerin olduğu ülkeler çok fazla trafik sıkıntısı yaşayan ülkelerdir. Trafik sıkıntısı dediğimiz zaman aklımıza gelen trafikteki kalabalık, karayollarındaki o yol işgali, trafiğe çıktığımızdaki yaşadığımız o çok fazla yoğun bir trafikte akışın engellenmesi. Bunun dışında bunun yanında getirdiği sorunlardan birçoğu yer alabilir. Mesela diyelim ki hava kirliliği, egzoz dumanının attığı zararlı atmosfere karışan o gazlar, o kirlilik, geleceğimize zarar veren, çocuklarımıza, sağlığımıza, ekolojik sisteme zarar veren, bütün atmosferi kirleten, kirli havayı solumamıza neden olan trafiğin o yoğunluğu her şeyi etkiliyor. Geleceğimizi de tabii ki de etkiliyor. Havanın kirliliği, nefes alıyoruz. Burada alıp verdiğimiz nefesimizi de etkiliyor, ciğerlerimizi etkiliyor. Ağaçlar, yapraklar vesaire bunlar hepsi ekolojik dengemizin bozulmasına neden oluyor. Suların kirliliğine neden oluyor. Bunlar hepsi eksi olan yani dezavantaj olan durumlar. Kazalar çok fazla meydana geliyor karayollarında. Acele eden oluyor, dikkat etmeyen oluyor. Yani bir de karayollarının bize vermiş olduğu, sonuçta bunu devletimiz buna hep devamlı olarak bir
ekonomi içerisinde ayırmış olduğu bir bütçe var. Bu bütçenin yüksek olması da burada aslında büyük bir rol oynuyor. Bütçe çok fazla harcamalar yapılıyor. Çok maliyetleri yüksek olan karayolu çalışmaları oluyor. Tabii ki bu karayolu çalışması Asmalı yollar sistemi gerçekleşecek, gelecek ve kaldırılacak diye bir şey yok. Sadece bir çözüm olarak hiçbir zaman karayolundaki o trafiğin akışı durmaz. Mümkün değil bu. En azından şu an için öyle görünüyor. Daha ileriki zamanlar tabii ki de yıllar içerisinde ne değişir, nasıl olur, neler yaşanır bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama şu an için bir çözüm olarak Asmalı Yollar Sistemi'nde çözüm olarak sunulmuş olan bir projedir. Elektrikli araçlar kullanılacak. Yani bu çok büyük bir avantajdır. Elektrikli araçların kullanımı. Raylı sisteme benzer bir sistemimiz ama asmalı yollar olarak, yani yukarıdan giden yollar olarak, zemin üzerinden değil, karayolu üzerinden değil, tamamen yukarıdan akan bir trafiği düşünün, o şekilde olacak. Böyle bir projenin içerisinde yer alıyoruz. Bu projeyi öncelikle tabii ki de geleceğin bir projesi olarak gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz için gelecek nesillerde çocuklarımıza, torunlarımıza ve bizden sonraki nesillere de bırakabileceğimiz güzel bir proje olduğu için. Sonuçta biz bugün birçok güzelliği yaşıyorsak bizden önceki nesillerimiz bu güzelliği bizim de yaşamamız için çalışmalar yaptılar ki biz bugün her şeyde, teknolojide olsun, çevresel faktörlerde olsun, işte inşaat alanında olsun, okul eğitim alanı olsun, bütün hepsinde bizim bir önceki nesillerimizin değerli katkı sağladıkları bilimsel eğitimlerle aldıkları ve bizlere aktardıkları bütün bilgiler yer alıyor. Dolayısıyla biz de bizden sonraki nesilleri düşünerek hayatımızı devam ettiriyoruz. Yaşam boyunca çocuklarımız için en iyisini bırakabilmek, onların bir adım daha bizden ileriye başlayabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların içerisinde bu da bir proje çalışması olarak yer alabilir. Biz de çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakabileceğimiz güzel bir projedir. Sonuçta onların hayatında, günlük yaşantılarında bile çok fazla ulaşım yer alacaktır. O yüzden öncelikle neye yatırım yaptığımız, nasıl bir yatırım yaptığımız burada çok önemli bir konu. Şimdi biz burada projeyi nasıl değerlendiriyoruz? Biz projenin içerisinde yer alırken belirli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımı tamamen kendi bütçemize uygun, kendi riskimizi, kendi hesaplamamızı kendimiz yaparak gerçekleştiriyoruz. Bu hesaplamalar nelerdir? İşte bütçemizin bize ne kadar aylık yatırım yapmamıza izin veriyor. Onun bir hesaplamasını yapıyoruz. Eğer bizim için verilmiş olan paketler, verilmiş olan hisseler buna uygunsa, ben de zorlanmadan ödeme yapabiliyorsam, ben bunu kabul ediyorum ve bir paket satın alıyorum. Paket değeri tamamen bana bağlı olarak tercihimi yapıyorum. Ondan sonra istersen peşin ödemeyle, istersem taksitlerle ödeme yaparak paketime sahip oluyorum. Paketlerimin değeri bütün paketlerin değeri farklı. Yani yüzde kaç iskonto alacaksınız ve nasıl bir karla alacaksınız? Bunlar hepsi alacağınız pakete bağlı olarak değişebiliyor. Minimum 100 dolardan da yatırım yapabilirsiniz. 50 dolardan da yatırım yapabilirsiniz. İsterseniz 25 dolarlık bir yatırım yaparsınız. Ama sonuçta bir yatırım yaparsınız. Yatırım yapmadan önce tabii ki de önce bir kayıt olmanız gerekiyor. Eğer tanıdığınız üst liderler varsa, çevrenizde Skyward Community ile ilgili size projeyi tanıtan kişiler varsa, tabii ki öncelikle onlarla başlamanız çok daha uygun olacaktır. Sonuçta size ilk ileten kişiler onlardır. Onlara
hem saygı olarak hem de değer veriyorsanız siz de onların da bir iş yapmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıca da kendiniz için de en büyük katkıda bulunmuş olacaksınız. Burada işte dediğimiz gibi paket değerlendirmesini kendiniz yaparak çalışmanızı yapıyorsunuz. Bütçenize uygun paketinizi seçiyorsunuz. Ve kendinize hedef koyuyorsunuz. Ben öncelikle şu kadar bir yatırım yapacağım. Sistemi inceleyeceğim. Tamamen vakıf olmak istiyorum derseniz bir kayıt linki alırsınız. Kayıt linkinden kayıt olursunuz. Kayıt olursunuz. Güvenlik aşamaları var. O aşamaları geçmeniz gerekiyor. Aşamaları geçerken orada tabii ki de kimlik bilgileriniz istenecek, mail adresiniz istenecek, telefon bilgileriniz istenecek. Hangi ülkede ikamet ettiğinize dair sorular olacaktır. Bunları hepsini aşamalı olarak geçiyoruz, dolduruyorsunuz. Ondan sonra bütün kayıtları bitirdikten sonra paket alımı yapmaya hazırsınız. Paket alımı yaparken tamamen bütçenizi hesaplayarak birinci unsurunuz bütçenizin sizin için uygun olması. Paket tamamen uyumlu olması gerekiyor. Zorlanmada eğer taksit ödemesi yapacaksanız aylık olarak yapacağınız taksitleri önüne hesaplayın. Çünkü sonuçta siz bir yatırıma katılıyorsunuz. Bu yatırım içerisinde eğer taksitli ödeme yapıyorsanız önden bilmeniz gerekiyor ki ne kadar taksit aldınız, kaç ay boyunca ne kadar miktar ödeyeceksiniz. Sizi zorlamayan bir miktarsa rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ama sizi zorlayan bir miktar varsa bir tık aşağıdan bir tutarla paket seçebilirsiniz. Daha rahat olursunuz. Bu şekilde yatırımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Paketinizi alıyorsunuz. Peşin ödemeyi alacaksanız peşin ödeme olarak seçenekleri seçiyorsunuz. Ve bu paketi satın almak için hesabınızda bir de paranız olmanız gerekiyor. Kripto para kullanılıyor artık sistemimizde. Bilen arkadaşlar, deneyen arkadaşlar oldu. Kripto parayla ödeme yapabilirsiniz. Bitcoin hesabınızı doldurabilirsiniz. BTC Türk'ten yani hesabınızı doldurabilirsiniz ayrıca. Swift ödemeleri yapabilirsiniz. Ya da işte üst liderinizin size yardımcı olmasını isterseniz siz bir şekilde ödeme konusunda üst liderle anlaşabilirsiniz. Size iç hesaptan para transferi yaptırabilir, yapabilir de. Ya da tanıdık birisini bulur, bir yönlendirme yapar, mutlaka yardımcı olur. O yüzden bu seçeneklerin herhangi birini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra, paketi satın aldıktan sonra veya taksitlendirdikten sonra diyelim iki seçeneğimiz var. Eğer peşin satın aldıysanız paketi ödemesini yapıyorsunuz. Ödemeyi yaptıktan sonra ödemeniz bir de sistem tarafından onaylandıktan sonra mülkiyetinize paketi çağırıyorsunuz. Yani tamamen mülkiyetinize geçirilmesi konusunda işlemi yapıyorsunuz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra maksimum bir ay içerisinde mülkiyetinize aktarılmış oluyor bu hisseleriniz. Siz bundan sonra işte takip edersiniz. Haftalık, 2 haftalık işte haftada 2 kereden vesaire hem haberleri takip edersiniz hem de mülkiyetinize geçen hisseleriniz ne durumda buna bakabilirsiniz. Maksimum bir ay içerisinde tamamen mülkiyetinize geçmiş oluyor. Eğer ki taksitli alımlar yaptıysanız arkadaşlar, burada yapmış olduğunuz taksitli alımlarda taksitiniz bitmeden mülkiyetinize hisseleriniz geçmez. Hisselerinizin mülkiyete geçmesi için ödemenin tamamen yapılmış ve kapatılmış olması gerekiyor. Borçlu kalmamanız gerekiyor. Aksatmadan ödemenizi yapmış olmanız gerekiyor. Aksatma durumuna gelince, eğer ki bir günlük, 2 günlük ödemelerde aksatma durumunuz olduysa zaten size mesaj geliyor. Taksitinizin ödemesini geciktirdiniz diye. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Aktif kullandığınız mail adresini kullanmanız gerekiyor.
Mail adresinizi kullanırsanız en azından kontrol edip takip etmeniz kolay olur. Size bildirimler gelir. Mümkün olduğunca bu taksitlerin ödemelerini atlatmayın. Geciktirmeyin. Çünkü taksit paketiniz iptal olma durumu da var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Taksitleri kapattıktan sonra kapattığınız taksitlerin hisselerinin hepsini mülkiyetinize tekrardan alma talebinde bulunabilirsiniz. Yine işlemi yapıyorsunuz. Ödemeleriniz zaten kapandığı için işleminiz kabul edilir ve maksimum bir ay içerisinde yine kapatmış olduğunuz o taksit tutarının ardından size mülkiyetinizi hisseler devredilir. Şimdi devredildikten sonra isterseniz sertifika talebinde bulunabilirsiniz. Sertifikalarınızı adresinize istettirebilirsiniz. Adresinizi çağırdığınız zaman sertifikalarınızda yine cüzi bir miktarda ödeme yapıyorsunuz. Sonuçta bu sertifikalar yurt dışından geliyor ve sizin adresinize kadar teslimat yapılması gerekiyor. Orada 10 dolarlık bir masrafı çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam yine tabii ki de kendiniz talep ederken mutlaka kontrol edin. Belki artı eksisi birkaç dolar bir fark olabilir. Burada adresinize talepte bulunduğunuz zaman bir hafta içerisinde tahminen adresinize bir de sertifikanız yola çıkacaktır. Size teslim edilir. Elinize alırsınız. Sertifika üzerinde sizin hisselerinizin size ait olduğuna dair numarasıyla tescilli belgenizi elinize almış olacaksınız. Yapmak zorunda mısınız? Yapmak istiyorsanız ve rahat olmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Gayet hakkınız olarak bunu yapabilirsiniz. Yapmak istemiyorsanız da sayfanızda zaten giriş yaptığınız zaman sizin mülkiyetinizi bütün hisseleriniz gözükür. Mülkiyetinizde hepsi yer alır. Veya isterseniz direkt sistem içerisinde sertifikanızı bilgisayarınıza masa üstüne indirebilirsiniz veya flash belleğinizde saklayabilirsiniz, hard diskinizde saklayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlıdır. Birçok arkadaşımız burada sertifikasını mesela evine isteten oldu. Adresini talep eden oldu, iş yerini isteten oldu vesaire vesaire gibi durumları olabiliyor. Belki de kendilerini daha fazla güvende hissettikleri için. Şimdi ödeme sisteminde arkadaşlar daha önce biliyorsunuz kartla ödeme kabul edilmiyordu. Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği'ne ayrılma ülkelerde işte bu işlemle yapılabiliyordu. Artık yeni aldığım bilgiye göre yararlı olarak söylüyorum. Benim de dün bilgim oldu. Artık Mastercard ve Visa kartı üzerinden herkes, bütün ülkeler, Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere ödemeleri gerçekleştirebiliyorlar. Kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Son kullanma tarihini istiyor orada işte ne kadar para aktaracaksınız o tutarı giriyorsunuz ondan sonra işlemi onaylıyorsunuz. Bir sıkıntı çıkmadığını duydum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kredi kartınız ya da işte para kartınız Visa veya Mastercard olarak işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu deneyin. Sizin için kolaylık olacaktır. Çünkü karttan ödeme yapmak hepsinden daha kolay seçeneklerden biri olarak yer alacak bu sistem içerisinde. Bunu bir denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Birlikte ben de deneyeceğim. Daha önce denediklerimde onay vermiyordu ama sistem artık daha fazla geliştirdiği için artık yapabildiğimiz bilgisini aldım. Bu nedenle isterseniz bir deneyerek yapın ve görün, kendiniz de emin olun. Bunun dışında haftalık olarak
Sayfanızda yer alan haber akışını takip edin lütfen. Haftalık yapılacak olan web seminerlerle ilgili haberler yer alıyor. Adres projesi olarak gerçekleşen şu anki projelerle ilgili haberler yer alıyor. Anatoly Yunitskin soru cevap kısmı ile ilgili haberler her zaman yer alıyor. Geçmiş sayfalara, geçmiş haberlere bir göz atabilirsiniz, bir değerlendirme yapabilirsiniz. Yine oradan da birçok bilgiyi elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz Anatoly Yunitski ile yapılan görüşmelerde aldığımız bilgilere bakılırsa, Vladimir Maslov'un yapmış olduğu sunumları dinleyen arkadaşlarınız varsa onu orada duyacaklar ki işlemler gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Daha başarılı proje olmamız için daha fazla sağlam adımla atılmaya gayret ediliyor. Borsaya çıkışla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili çalışmalarla ilgili de birçok bilgi yer alıyor sistemimizde. Anatoly Yunitskiy'in cevapladığı sorularımız var. Alexei Suhadoev'in yapmış olduğu tezlerle ilgili değerlendirmeler yer alıyor. Tezlerin açıklamaları, soru cevap kısımları, hesaplamalar hepsi sistemimizde yer alıyor arkadaşlar. Vladimir Maslov'un tezleri de yayınlandı. Bunları tekrardan okuyun. Birçok sorunuza cevapları bulabileceksiniz. Bunları değerlendirin, kendinize bilgi edinirsiniz. Her şeyi mümkün değil aktarmak, birbirimize paylaşalım. Altyapınızda bulunan liderlerinizle paylaşımlarda bulunun. Onların da kendi liderlerini takip edebilmek için, destek verebilmeleri için sizden alacakları sağlıklı bilgilere ihtiyaçları var. Bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Alexei Suhadoev'in tez çalışmaları, tez açıklamaları, röportajı, yayınlanan o web seminerden sonraki seminerin ana konuları hepsi yer alıyor. Ve bunların Türkçe'ye tercüme edilmiş halleri de haberlerimizde, haber akışımızda yayınlanmış durumda. O yüzden her zaman söylüyorum ve yine tekrardan söylüyorum. Skyward Community sistemine giriş yapın. Kişisel hesabınızı mutlaka inceleyin. Kişisel hesabınızda haberler kısmına geçin. Sağ tarafta haberler kısmında kişisel hesabınızda bütün haberleri görebilirsiniz. Tarihli olarak, geriye dönük olarak bütün haberler, bütün yenilikler, bütün bilgi paylaşımları, soru cevap kısımları, Anatoly Yunitski'nin soru cevap röportajları, Vladimir Maslov'un yapmış olduğu tez açıklamaları, Alexei Suhadoev'in yapmış olduğu tezler, bunlar hepsi ayrıntılı bir şekilde dokümanlar halinde size Türkçe'ye tercüme edilmiş olarak anlayabilmeniz için, daha ayrıntılı bilgiye sahip olmanız için, merak ettiğiniz soruları öğrenmeniz için, gruplarınızı aktarabilmeniz için hepsi çeviri yapılarak sistemde yayınlanıyor. Paketlerle ilgili bilgileri görmek istiyorsanız yatırımlarım kısmına girin. Yatırımlar kısmından size direkt tıklama yaptığınız zaman hangi paketle şu anda aktif olarak çalışmakta ve yürürlükte olduğu ile ilgili bilgiler size dökülecektir. Kendi yatırımınızı kontrol etmek istiyorsanız yine yatırımlarım kısmına gireceksiniz. O da sol tarafta yer alıyor. Yatırımlarım kısmından kaç tane mülkiyetinizde hisseniz var? Kaç taksitiniz var? Ne kadar taksit ödemesi yaptınız? Tescil edilmiş ne kadar hisseniz var? Bunlar hepsini yine görebilirsiniz.
Ödeme kısımlarında yine sağ taraftan tıkladığınız zaman ödeme kısmında hesabı doldur kısmı var, hesabı yenile kısmı var. Hesabı yenile kısmına girip hesabı yenile olarak Türkçe gözüküyor. Fakat orada hesabı doldur anlamında yenile diyor. Buradan nasıl yenileyebileceğinizle ilgili tercihi yine siz yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki siz oradan Swiss transfer yapmak istiyorsunuz. Bu daha fazla miktarda ödeme yapmak isteyen 5.000 dolara kadar olan ödemeleri Swiss üzerinden yapabilirsiniz. Şirket olarak da eğer hisse satın aldıysanız bu projenin içerisinde şirketinizin adına da Swiss üzerinden şirket bilgilerinizle birlikte ödeme talimatı verebiliyorsunuz bankaya. Ödeme talimatı verdikten sonra karşı tarafın yani Skyward Community Swift hesabıyla ödemeyi nasıl yapacaksanız bununla ilgili bizlere danışabilirsiniz. Biz sizlere şirket bilgilerini aktaracağız. Bu bilgiler üzerinden siz Swift transferin onayını vereceksiniz. Bankada nereye ödeme yaptığınızı, kime ödeme yaptığınızı, kaç adet hisse aldığınızı, referansınız, numaranız vesaire hepsini görerek talimat verip Swift ödemesi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde yine Mastercard ya da Visa kart üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Bilgiler olarak kart üzerindeki bilgileri giriyorsunuz. İşte kartın kime ait olduğunu, hangi tarihleri kadar geçerli süresi var vesaire bu bilgileri giriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken çok ince bir ayrıntı. Kart bilgilerinizi her gelen mailden gelen taleplere güvenerek kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Kart bilgilerinizi kendi kişisel hesabınızın dışında herhangi bir maile cevap olarak yazmayın, paylaşımda bulunmayın. Yapacağınız ödemeyi farklı bir mail üzerinde yapmaya kalkışmayın. Bu bir güvenlik kontrol edebilmeniz için güvenlik konusunda dikkat etmeniz gereken bir bildirim olarak kabul edin. O yüzden lütfen ve lütfen bütün kart işlemlerinizi, ödeme işlemlerinizin hepsini kişisel hesabınızdan yapın. Sorun yaşamayın. Kimseye sizi dolandırmaya fırsat vermeyin arkadaşlar. Şu anki teknolojinin vermiş olduğu birçok olumlu bilgiler içerisinde teknolojinin bir de bize getirmiş olduğu mail üzerinden işte kart bilgilerinizi talep edip şifrenizi talep edip vesaire işte sana şöyle bir ödeme kolaylığı sağlıyoruz gibi maillere kesinlikle ve kesinlikle cevap vermiyoruz. Skyward Community'nin bütün ödemeleri kişisel Skyward Community'de yer alan kişisel hesabınızdan yapılıyor. Kendi şifrenizle giriş yapıyorsunuz. İkili doğrulama yapıyorsunuz. Ondan sonra ödeme sistemine geçiyorsunuz. Paketinizi kendiniz biliyorsunuz. Hangi paketin hangi ayını ödediğinizi de siz ne kişisel hesabınızda takip ederek öğreniyorsunuz. Bu nedenle arkadaşlar hiçbir yerde bilgilerimizi paylaşmıyoruz. Tüm ödemelerimiz sadece Skyward Community kişisel hesabımızdan yapıyoruz. Bu ince bir ayrıntılı konu. Dikkat etmeniz önemli konu. Sizin kazancınızı kimsenin gasp etmesine izin vermeyin lütfen. Bu ay içerisinde birincilik, ikincilik, üçüncülük olarak başarılı olan ülkelerle ilgili haberimiz bu hafta içerisinde yer alıyor. Çok zamanım kalmadığı için ben o konulara girmeyeceğim. Bunları hepsini sisteminize giriş yaparak kontrol edebilirsiniz, okuyabilirsiniz, okuyup bilgi edinebilirsiniz. Bilgilerinizi alt grubunuzda bulunan diğer üyelerinize paylaşabilirsiniz. Çok memnun olacaklarını düşünüyorum. Üyelerinizi lütfen
teşvik edin, sistemimizde rol alıp çalışmalarına yardımcı olun. Bizim projemiz kimseye zorla bir iş yaptırmıyor. İş yapmak isteyene fırsat ve olanak sağlıyor. Bu fırsat olanağı değerlendiren arkadaşlarımız kazanıyor ve kazandırıyor. Kendisi kazanırken belirli bir bonus sahibi oluyor. Kazancını elde ediyor, kariyer atlıyor. Bize kazandırdığı da yatırımcı teşvik ederek projemizin daha başarılı seviyeye gelmesi ve bu proje daha başarılı seviyeye geldiği zaman tabii ki de bizim de hisselerimizin değerinin artmasına neden olacağı için aslında biz kendi işimizi yine hem para kazanarak hem işimiz olarak yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle proje fırsatı her yerde verilmez. Hele ki başarılı projeler her yerde yer almaz. O yüzden bizim projemizin çok başarılı bir proje olduğunu unutmuyoruz. Ne kadar değerli bir proje içerisinde yer aldığımızı öncelikle kendimiz farkında olmamız gerekiyor ki karşı taraftaki insanlara da bunu farkında olarak anlatabilelim, aktarabilelim. Bu çalışmaları yapan birçok arkadaşımız var. Onlara başarılar dilemek istiyorum. Böyle bir güzel projenin içerisinde yer aldıkları için yatırımcılarımızı tebrik etmek istiyorum. Böyle güzel bir proje içerisinde yer aldıkları için daha fazla çalışma imkanları sunulduğunu tekrardan herkese hatırlatmak istiyorum. Grup kurmak isteyen arkadaşlarımızın grup kurma konusunda yardımı almak isteyen arkadaşlar için devamlı olarak biz buradayız. Bize yazabilirsiniz. YouTube kanalı Skyward Community SVC olarak takibi alabilirsiniz. Skyward Community YouTube kanalına üyeliğinizi yaparsanız bütün bildirimler size canlı olarak gelecektir. Bütün haberlerden bilginiz olacaktır. Bu şekilde bir çalışmayla daha başarılı olacağımıza inanıyoruz hep birlikte. Ve bu sunumlarımızı devamlı olarak sizlerle yapmayı diliyorum. Her zaman, her hafta, Perşembe günü arkadaşlar biliyorsunuz sizlerle birlikteyim. Sizler değerlisiniz. Biz güzel bir proje içerisinde hep birlikte yer alıyoruz. Biz bu projeyi en başarılı şekilde daha ileri seviyelere çıkartacağımıza inanıyorum. Perşembe günü yine haftaya görüşmek üzere. Sizlerle birlikte olmak üzere inşallah niyet ediyoruz. Ve görüşmek için sabırsızlıkla yine buluşmamızı bekliyoruz. Hepinize bu akşam ayırdığınız zamanınız için, değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Yine buluşmak üzere. Hepinize iyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize dikkat edin. Projemize sahip çıkalım ve daha başarılı yollara birlikte kol kola yan yana devam etme niyetiyle sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyilikle ve güzellikle kalın. İyi akşamlar diliyorum.